maç önü maç sonu bir 90 dakika öncesiyle sonrasıyla bir dün akşam saat 18 ile 24 arasının bir değerlendirilmesini bize en iyi konu. Ya maç önünde çok değerlendirecek bir şey yok. Ne Mert Hakan'la gibi bir şey söylemeyecek misin? Ya ne de neyi değerlendiririm ne diyeyim yani. Şimdi bu Mert Hakan çıktı sahaya. Ne yapmış? Tur geçmiş işte yok. Kendisine ait olmayan bölgeye geçmiş ve Ultra Aslan tarafını provoke etmiş. Armayı göstermiş. Aklıma gelmedi. Armayı göstermiş. Güzel. Trabzon'da da elleri cepte havaalanından inmişti filan. Yani şimdi hem Trabzonspor hem Galatasaray maçlarından sonra Mert Hakan ismi önünde, ön planda. Yani Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerinin Mert Hakan'a yenilmiş olma ihtimalleri yok. Yok yani. Olmamaları lazım. Dolayısıyla bir tahrik unsuru varsa da tahrik de ev sahibine yarar genellikle. Mert Hakan'ın yaptığı anti-sportmenlik, sözleşme alma çalışmalarından ibaret bir takım şeyler olarak değerlendirilse bile 100 metreden tanıdığı her insanın, her insanın belli bir kabiliyeti var. Mert Hakan Maradona olsa zaten yapmaz bunu. Bir zamanlar Sabri yapardı. Bir zamanlar Emre Belezoğlu yapardı. Dolayısıyla hani senin ekmeğin zaten buysa, senin varlık sebebin buysa bunu yaparsın. Dolayısıyla o da öyle işte filan deyip gülmek şeyin lehine olur. Senin lehine olur. Veya Mert Hakan yüzünden kaybettiysen daha acınası bir durumdur aslında. Şimdi onu bir kere ayırayım. İki, orada 25 tane oyuncu var. 25 tane de buradan oyuncu var. Yani 50 tane oyuncu var. 49 tanesi makul tipler, makul adamlar yani. Maç bitti. Bir tek Berkan Kutlu'yla bir şey oldu. Yine 25 tane burada oyuncu var, 25 tane burada oyuncu var. 49 tanesi makul insanlar. Trabzon'da sahaya 2000 kişi girdi. 39 bin tane makul insan. Polisin olmadığı, polisin çekildiği bir statta 39 bin kişi makuliyet göstergesi yaptı. Bilmiyor mu adam sahaya girmeye? Ankara Gücü stadında Eryaman'da başkan, hakem dövdü. 5000 kişi vardı. 5000 tane makul adam vardı. Kayseri Başkanı Ali Hoca, Sayın Başkan teşebbüs etti. Zor tutuldu. Sahada 7-8 bin Kayserili vardı. 7-8 bin tane makul insan vardı. Galatasaray stadında dün işte de ki 1000 kişi şey attı. Su attı. Su. 1000 kişi yoktur da hadi diyelim ki 1000 kişi var. 49 bin tane makul insan vardı. Fenerbahçe stadında Sevilla maçında bir tane 10 kişi çakmak attı. Tur gitti. 49.950 tane makul insan vardı. Futbolda makul insanların sayısı bilinen, söylenenlerin aksine çok daha fazla. Ne yazık ki azgın azınlığın sesi çıkıyor. Twitter'da da böyle. Trolleşmede de böyle. Kulüp yöneticilerin de %90'ı troll. Kulüp yöneticilerin de %90'ı troll. Yani efendiliğin en büyük delikanlılık olarak olduğu söylenerek büyütüldük. Biz aşağı yukarı akranız üçümüz. Cem abi de bizden bir devre üstümüz. Bu bitti yani. İş adamıyım, saygınım. Bu işler bitti. Atar gider şey oldu. Moda oldu. Neden? O Twitter'daki azgın azınlık yüzünden. Yani genel olarak Türk futbolunda hep anlatılan işte holiganizm şu bu filan gerçekten az. Yani orada çok küçük bir şey var işte anlattık bir sürü örnek verdik reklamdan evvel. Dolayısıyla hani bu Galatasaray'da bütün şimdi herkes gelmiş tribüne. İşte şampiyonluk kutlanacak. 50 bin, 700 bin liraya Kore borsada bilet alındığı söyleniyor. Yurt dışından gelmişler insanlar. Mağlubiyet sebeplerinden bir tanesi de o konuşuruz. Falan filan derken 1-0 yeniliyorsun. Parti bozuluyor. Bir de bir takım zaten Mert Hakan'a kurulmuşsun. Maç bitiyor. İşte futbolcular şeye gidiyorlar. Kendi taraftarlarını selamlamaya gidiyorlar. Yani makuliyet olmasa
O kadar adam sahaya girmez mi abi? Şöyle bir şer koyalım ama İstanbul Emniyeti'nin hakkını verelim abi. Elbette ama yani gene de. Her yerde tabii ki, polis tabii vardı. Ki öyle, tabii ki öyle. Bu da bir caydırıcılıktı. Trabzon'da bu yoktu. Belki o haber değil ki Trabzon'daki haber. Trabzon'da o haber değil ama yani. Ama şu açıdan haber, Trabzon'da da o olsa belki Trabzon'da da o boyuta gelmeyebilirdi Trabzon'da işte. Onun olmaması bir belli ki bir ayarlanmış bir durum. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanların çoğunluğu makuliyete inanıyor. Makul tarafta durmaya çalışıyor. Ne kadar gerilirlerse gerilsin, ne kadar kendilerini gazlarlarsa gazlasınlar birileri tarafından, kimse o sınırı aşmıyor. Yani büyük bir çoğunluk aşmıyor sınırı. Bu konuda hem taraftarına hem Türk insanına güvenmek lazım. Ama yöneticiler öteki tarafa aynen öyle. Rol yapıp dans ediyorlar. Ki, yöneticiler ne yazık ki şeye azgın azınlığa dans ediyorlar. Mutlu etme üzerine. Ya şimdi senin takımın maçı kazanmış ve sahada kutlama da yapılmış. Gitmişler tribüne. Arkalarında polis korumalarıyla. Futbolculardan söz ediyorum ve teknik ekibinden. Alkışlamışlar. Sonra herkes içeri girmiş. Sonra senin başkan olarak yönetim kurulunu alıp gelip sahada tekrar çıkmanın Fenerbahçe'ye bir faydası var mı? Mert Hakan telefonla başkanı çağırdı diyorlar. Ahmet daha iyi bilir. Bilgi bu. Olabilir. Sonuç itibariyle ben çıkmak istiyorum. Sahada kutlamak istiyorum. Bu muhtemelen 96 Sunus ve 12 Mayıs Kibonoke'nin revanşı olabilir. Gibi görülen olabilir. Bir durum. Olabilir. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bunun Fenerbahçe'ye ve Türk sporuna herhangi bir katkısı var mı? Yok. Ali Bey orada büyük ihtimalle doğrudur. Çağırmıştır şey. Mert Hakan çağırdı. Genel bilgi var yani. Bir şeydir. Onu bilemem. Ama bunu yapmaması lazım. Kazanan takımın başkanı olarak da, Fenerbahçe başkanı olarak da, Ali Koç olarak da daha vakar beklerim ben kendisinden. Şimdi bu bir taraf. Öbürü de çıkmış diyor ki gel burada yürüyün getirsin bekleyin. Ne yapayım şimdi? Kavga mı edeceksiniz abi? Burada davet yani böyle, böyle şey olur mu ya? Yani 75 yaşında önemli bir iş adamısın sen. Yani bıraktım Galatasaray başkanı olmayı. Pek çok insanın Dursun abi dediği bir adamsın. Ya bizim de abi dediğimiz, bizim abi sevdiğimiz bir insansın. Yani şimdi gel buradayı bekliyorum falan. Ya bu ya bu nedir yani bu? Akla yatkın mı diyorsun? Ya bu makuliyet ölçüsünün çok çok dışına çıkmak değil mi yani? O yüzden de iki taraf için. İşte ona da o zorluyorlar. Yani Dursun'u da ona zorluyorlar. Dursun abi de ona zorluyorlar. Sen de çık bir şey söyle. Ya ama şu yani. Ya sen de çık bir şey söyle, sen de çık bir şey söyle, sen de çık bir şey söyle. Düdükten ya Metin Bey'i, sonraki her şeyi seçim Metin Bey'i, gündemi. Metin Bey'i, Metin Öztürk'ü biz çok uzun zamandır biliyoruz. Metin Öztürk Bey son 6 aydır, yani sadece son 4 aydır ki Metin Bey mi yani? Ama işte konuşmayınca sizi şey sanıyorlar, silik sanıyorlar, konuşmayınca sizi ezik sanıyorlar. Kibar olunca ne bileyim işte. En sana vur lokmanı al diyorsun. Teslimiyetçi falan sanıyorlar. Haklarımızı savunamıyor diyorlar. Ya adamlar kardeşim niye savunamasın hakkını yani? Herkes her dakika her şeyi bağırmak zorunda mı ya? Dolayısıyla bu nümayiş diyeyim. Koca koca adamları bambaşka bir hale sokuyor. Sonra bunlar gidiyorlar oturuyorlar birlikte mesela balık restoranında kulüpler birliği falan konuşuyorlar. Ondan sonra diyorlar ki aa çok ayıp işte birisi birisine vurmuş. Tribünde biri birbirini öldürmüş filan deyip ayıp mayıp filan. Hakeme gidelim falan oluyor ondan sonra. Yani böyle şeyler oluyor. Ben gerçekten yanamıyorum yani. Bu yaşta, bu kariyerde, bu kalibrede, bu parada insanlar. Koca koca kulüplerin başına geçmiş insanlar. Bu işleri yapıyorlar. Ben samimiyetle şeyim yani. Şaşkınlık. Anlayamıyorum yani. Anlayamıyorum. Bu mesela şöyle düşünelim. Gelecek sezon herkes anlaşsın. Hani kulüpler birbirinde birçok konuda anlaşıyorlar ya. Herkes anlaşsın desin ki trolleri kaldıralım. 3 ayda düzelir aşağı. Kimsenin trol yok ki abi. Kimse tabii sosyal medyadan etkilenmiyor. Tabii kimse bakmıyor da. Ben Türkiye şu an Süper Lig'de 20 kulüp var. Hiç kimse sosyal medyadan etkilenmiyor. Yani dolayısıyla bu saçmalıkların artık makuliyet ölçüsüne çekilmesi lazım. Çekilir mi? Zor. Tabii burada şey var. Bir otorite boşluğu korkunç var. Otorite boşluğu olması da doğal. Yani taraftarı olmayan federasyonun kimseye yaranması mümkün olmayan bir kurumun devrimci kararları almadan yerinde durması da zor. Hı-hı. Herkesi memnun etmesi zaten imkansız ama büyük yani hiç olmazsa %60-65'e memnun edecek
devrimsel kararlar alamadıktan sonra da işte eninde sonunda hepsinin ömrü bir sene, bir buçuk sene oluyor. Belki gerçekten çok iyi niyetle başlıyorsun. Ama bu çark seni de öğütüyor. Dolayısıyla maçtan sonra yaşananlar baştan sona saçmalık, baştan sona lüzumsuzluk, gereksizlik. Ben bir de sahanın içinin, yani genel olarak söyleyeyim, yani bu prensip olarak saha için oyuncuların ve teknik adamların olduğunu düşünüyorum. Kupa törenlerine dahi yöneticilerin çıkmaması gerektiğini düşünen biriyim ben.